Diyor ki Fenerbahçe Kulübü Türk futboluna yeni tanımlar kazandırılmasına vesile olan kulübe yanıtımızdır. Bugün Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır. İki nokta üst üste. Türk futboluna offsite'ımsı derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir takımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik. Hatay Spor'a oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için kulübümüze hadsizce falan falan bu açıklamanın ve zaman zaman kulüplerin önüne geçen Sportif AŞ Başkan Vekili olan şahsın sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların ana odağı Fenerbahçe. Ana hedefi ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle gerek federasyon gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmedikleri elde e, hak ne diyor hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir. Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı, programlı şekilde kulübümüze hedef alan ve bu hedef doğrultusunda bu ligi bitirtmeyi tehditleri savunanları ciddiye almadığımızı açıklıyor. Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Diyor Fenerbahçe Kulübü az önce bunu paylaştı sevgili seyircilerimiz ee, Tabii çok soru gelmeye başladı ee, sevgili seyirciler konuyla alakalı Fenerbahçe taraftarları da e, şu anda kulübün yaptığı açıklamanın hakkında e, değerlendirmede bulunmamız konusunda elbette onlar da şu anda yani biraz ortam şu anda çok gerildi hakikaten. Ee, sayın Dursun Bey'in sayın başkanın transferin dışına çıktık. Bu açıklama tabii transferin dışına çıkmak. Bir taraftar diyor ki e, Eymen Gedik sevgili e, bir Galatasaray taraftarı küçük bir çocuk diyor ki neden transferi konuşmuyorsunuz Aykut abi diyor. Haklı. Eymen Gedik de haklı ama konuşamıyoruz. Sonuçta e, bu da önemli bir gündem. E, sevgili izleyicilerimizden özür diliyoruz. Şimdi Fenerbahçe bile sert bir açıklama yayınladı diyebilir miyiz o gün? Yani aslında Galatasaray kadar çok sert olmayan bir açıklama bence. Yani Galatasaray'ın açıklaması Direkt sadece Fenerbahçe'ye Fenerbahçe yönelik bir açıklama değil çünkü orada e, profesyonel futbol disiplin kurulu başkanına da doğrudan bir itham var. E, Fenerbahçe'nin ki bence Galatasaray'a göre daha sakin bir açıklama. Öyle Katıyorsun mi? Senle. Senin yorumun ne? O güne katılıyorum. Ya artık zaten ortalım gerildi. Gerildikçe geriliyor. Ya bırakın sağ içini konuşalım artık ya. Yani henüz şu anda sağ içine gelemedik daha. İnşallah geliriz. Yani sağ içine gelemedik diye az önce bir tane. Yani yaptık. yarış Benim bu kadar çok... Kardeşimiz hı... galiba isyan etti değil mi? Hı hı. Yarış bu Eymen kadar gelip. çok... Ben de aynı isyanlardayım. Sahanın içerisini... Niye konuş... transfer konuşmuyorsunuz Aykut abi diyor çocuk. Sağın içerisini konuşmaya başladığımız gün, başlayabildiğimiz günler ya da e, belli bir noktalara gelebileceğiz. Hep sağ dışı konular bizde daha fazla gündemde oluyor. Çünkü daha fazla bunlar yaşanıyor. Sağ içinden ziyade sağ dışı konular. İşte dünkü konumuz offside'de. Bugünkü konumuz işte PFDK'nın verdiği cezalar. Yarın tahkimin vereceği cezalar olur. Ertesi gün başka bir şey olur. Ama saha içerisini konuşmakta hep geride kalıyoruz. Bizi de zaten şimdi, yıllar içerisinde geriye atan durum bu oldu. Şimdi ne demişti Sayın Özbek Anadolu Ajansı'na? PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor. Dedi Dursun Bey. Sonrasında Fenerbahçe Kulübü yaklaşık bir, bir dakika önce bir açıklama yayımladı. Ana hatlarıyla bu ligi bitirtmeyiz tehditleri savuranları ciddiye almıyoruz diyor. Fenerbahçe Kulübü e, sevgili seyirciler Fenerbahçe Kulübü başkanının e, açıklaması bu tabii ki de e, araya çıkalım mı? Bir reklam arası verelim. Döndüğümüzde telefon trafiği yapacağız. Birkaç transfer haberi var. Birkaç Ondan transfer haberi ediyoruz. de mutlaka paylaşacağız efendim. Ayrılmayın. Efendim devam ediyoruz. Şimdi biraz tabi anımsayalım. Neydi son durum? Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in Anadolu Ajansı'na Anadolu Ajansı'nı tercih etmesine ve oraya o açıklama yapmasından sonra Fenerbahçe Kulübü hemen bir açıklama yayımladı. O açıklamayı bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> bugün Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır. Türk futboluna offsaytımsı derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik. Hatay Spor Oynadıkları Maç'ta ceza alan tribün blokları için kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamaların ve zaman zaman kulüplerinin önüne geçen Sportif AŞ e Başkan Vekili olan şahsın. Burada kimden bahsediyor? Dursun Bey'den bahsediyor. Hayır. Sportif AŞ Başkan Vekili mi diyor? Zaman zaman kulüplerinin önüne geçen hmm. Sportif AŞ e Başkan Vekili olan Erden şahsın. Erdem Erden Erden Timur başkan. değil mi? Hı hı. Sezon başına itibaren yaptığı açıklamaların ana odağı Fenerbahçe, ana hedefi ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir. Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde kulübümüze hedef alan ve bu hedef doğrultusunda bu ligi bitirtmeyiz tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor. Noktalı virgül. Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Şimdi kanalı yeni açan izleyicimiz olabilir. Bu açıklama ne demek diye sorabilir. Hemen geriye saralım biraz daha. Dursun Bey'in açıklamaları vardı sevgili seyirciler. Yaklaşık bir, bir saat önce falan değil mi Anadolu Ajansı'na? Orada sayın Başkan, Tübünc taraf, Galatasaray taraftarının e, 25 bin Galatasaray taraftarının diyelim, 25 bin Galatasaray taraftan haksız yere e, blok cezası alması ve fikstür avantajının da Galatasaray'da olması sebebiyle profesyonel futbol disiplin kurulu başkanının e şöyle bir avantaj var. Cü, lafını kessin Aykut, şimdi e, anlatalım. Evet, tamam sen ondan sonra profesyonel futbol disiplin kurulu başkanın cübbesini çıkarıp Fenerbahçe formasını giydiğini. E, itham etti, vurguladığı Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Erdem Bey de Sayın Timur'da bizim Serhan'ı aradı yayın sırasında Serhan Türkiye dedi ki bundan sonra Galatasaray olarak her şekilde her türlü açıklamamızı yapacağız arkasına duracağız e, art niyetli değil mi art niyetli tavırlara karşı Galatasaray'da Herkes e, mücadelesini konuşacak. bütün yönetim kurulu üyeleri çıkıp konuşacak dedi Herkese cevap vereceğiz dedi. Herkese cevap vereceğiz. Herkese ne konuşuluyorsa Galatasaray aleyhine ne konuşuluyorsa Galatasaray'ın zararını dokunacak her şey ne varsa çıkıp açık ve net bir şekilde konuşacağız diyorlar. Ortalık yangın yeri diyebiliriz. Dört, ya dört, şimdi dört. şöyle bakmak lazım. Bak şimdi her zaman ne diyoruz? 12. adam çok önemli diyoruz. 12. adam kim? Taraftarlar. Taraflar. Fenerbahçe için de önemli, Galatasaray için de önemli, Beşiktaş için de bütün kulüpler için de önemli. Şimdi sen 25 bin taraftara ceza veriyorsun. 52 bin kapasiteli Galatasaray Stadı'ndan bahsediyoruz. 15 bini düşün işte kombine şeyleri, loca sahipleri de düşün. Ya geri kalan zaten taraftarlar. Bu taraftarlar 25 binini kestiği zaman 25 bin yeni taraftar gelecek. O ahengi yakalaman lazım. Çünkü Galatasaray taraftarıyla bu sene ben hep şunu yazdım. Sosyal medya medyam, e, bunu paylaştım. Galatasaray'ın en iyi transferi Galatasaray taraftarı 12. adam. Bütün takımlar için keza öyledir. Ama bu sene ahenk yakalamış, 11 maç kazanmış, seri yapmış, 8 lig, 3'ü kupada. Galatasaray için seyirci çok önemli. 25 bin yeni taraftar gelecek. 25 bin Galatasaray taraftarı ama stada yeni gelecek ya da statta o ahenk'i yakalamak lazım. O ahenk'i yakalamadıktan sonra 12. adam görevini yapamadıktan sonra bir eksik başlıyorsun sen. Ya düşünsene bir takımda bile 4 tane futbolcu değiştiriyorsun. O futbolcu değiştirirsen o takımın dengesi bozuluyor. Sen 25 bin kişiyi değiştiriyorsun şu an. Tam Galatasaraylı gelenler de ama baktığın zaman yeni bir ahenk oluşuyor. Yani 12. adamın etkisinden zayıflıyor. Öyle görmek lazım.